Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 2022 yılı bütçesi hayırlı uğurlu olsun. Bu vesileyle memleketim Kastamonu'nun ve Kastamonluların beklemiş olduğu bazı cevaplar var. Bunu da doğrudan Sayın Bakan'dan duymak istiyoruz. Önemli konulardan bir tanesi Kastamonu-İnebolu yolu. Bilmeyenler için ifade etmek isterim ki Kastamonu-İnebolu İstiklal yolunun başlangıcıdır. İstiklal yolu da hem Anadolu'nun kurtuluşu hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda tarihsel bir misyona sahiptir ve bu tarihsel önem dolayısıyla da İnebolu bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstiklal Madalyası'yla şereflendirilmiş bir ilçemizdir. Ne yazık ki 2017 yılında ihalesi yapılan Kastamonu İnebolu yolunun bugünkü fiziki gerçekleşme oranı %24 civarında. İhale üzerinde kalan yüklenici firma Cengiz Holding ise şu anda Kastamonu İnebolu yolu üzerinde herhangi bir çalışmayı sürdürüyor değil. Bu yolun yapımı 31 Aralık 2020'de bitmesi gerekiyorken üzerinden 309 gün geçmesine rağmen şu anda Kastamonu İnebolu yolunda herhangi bir çalışma yapılmıyor ve Sayın Bakan'ın en son açıklamış olduğu rakama göre, tarihe göre 2024 yılında bitecek. Bu yolla ilgili bir diğer önemli konu da şu: bu yolun ihalesi 1 milyar 389 milyon TL'ye yapıldı. Yalnız Sayın Bakan 13 Kasım 2020'de Kastamonu ziyaretinde şöyle bir ifade kullandı: bu yolun maliyeti 2 milyar 850 milyona biteceğini söyledi. Fakat gelin görün ki valinin sitesinde yapılan açıklamaya göre bu yol 3 milyar 612 milyon TL'ye bitecek. Bugün bu yolda çalışma yapılmamasına rağmen Cengiz Holding bu yolu yapsa da kazanıyor, yapmasa da kazanıyor. Ama yapılmadığı takdirde Kastamonlular kaybetmeye devam edecek. Çünkü İnebolu yolu aslında Karadeniz'e komşusu olan ülkeler düşünüldüğünde dün İstiklal yolu olan yol bugün önemli bir ticaret yolu olmaya adaydır. Bir diğer konu da Kastamonu-Çankırı yolu, Ilgaz Tüneli, Kırık Barajı, Rölekasyon yoludur. Bu yolda ihalesi 2017 yılında yapılmış. Şu anda %52 gerçekleştirme oranıyla devam etmektedir. O günden bugüne tam 1675 gün geçmesine rağmen, yani ihale sözleşmesinin bitişinden 725 gün daha fazla süre geçmesine rağmen henüz tamamlanmış değildir. Bu yolda ne zaman tamamlanacağını Kastamonlular merakla bekliyorlar. Önemli bir konu da Kastamonu-Daday yolu. Tabii Daday denilince turizm akla geliyor. Turizm, Kastamonu'nun turizm ilçeleri, turizmle ilgili en önemli ilçelerinden bir tanesi Daday. Aynı zamanda Daday ilçemiz de Kastamonu'ya en yakın ilçe olması bakımından bu yolun trafik yükü de çok fazla. Kaybettiğimiz onlarca candan sonra bu yolla ilgili yapmış olduğumuz açıklamalar doğrultusunda söyleye söyleye en sonunda 12 Şubat 2021 yılında bu yolun ihalesi yapıldı ve Ağustos ayında da sözleşme tamamlandı. Sözleşmenin tamamlanmasından bugüne 114 gün geçmesine rağmen henüz somut herhangi bir adım atılmadı. Geriye de 436 gün gibi bir süre kaldı. Bu yolun ne zaman tamamlanacağını da Sayın Bakan'dan duymak istiyoruz. Son olarak da bir konuya daha değinmek istiyorum. Kastamonu'nun önemli ilçelerinden bir tanesi de Tosya'dır. Üretimiyle, sanayisiyle, ticaretiyle, kültürüyle, özellikle kapı üretimiyle Kastamonu'nun dünyaya açılan kapısıdır. Ne yazık ki Kastamonu'yla Tosya arasındaki yolla ilgili son 20 yılda hiçbir şey yapılmamıştır. En ufak bir adım atılmamıştır. Bu yolun bir an önce yapılması, Tosya'nın da üvey evlat muamelesi görmekten kurtulmasını gerekiyor. Bu konuyla ilgili yapılan bir çalışma var mı, bir takvim var mı? Bununla da ilgili Sayın Bakan'dan bir cevap bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Ömer Fethi Gürer. Beklenir. Vicdan yarayan, iş yerlerinde iş huzurunu bozan farklı ücret uygulamasından vazgeçilip eşit işe eşit ücret verilmelidir. Taşeron düzenlemesi içeren 696 sayılı KHK birçok konuda binlerce işçi için eksiklikler içermekte, kadro verilmemiştir. Yol, bakım, onarım, köprü ve tüneller çalışanları, müşavirlik ihalesi adı altında çalışanlar, HGS, OGS çalışanlarına kadro verilmemiştir. %70 işçilik gideri bahane edilerek binlerce emekçi kadro dışı bırakılmıştır. Karayollarında katmerli bir emek sömürüsü de devam etmektedir. Taşeron firmalarda işçilerin en erken 20 gün maaşları gecikmeli ödenmekte, 4 aya kadar maaş gecikmeleri devam etmektedir. Bakanlık da bu durumu seyretmektedir. 14.700 karayolu taşeron işçisi, 17.400 PTT çalışanı ile demir yolları, hava limanları,
çalışanları, kiralık araç şoförleri taşeron olarak kalmış, asıl işi yaptıkları halde ne yazık ki kadroları verilmemiştir. Taşeron firma çalışanları Sayın Bakan ne zaman kadroya alınacaktır? Karda, kışta, soğukta, sıcakta çalışan emekçilerin hakkı ne zaman teslim edilecektir? Sayın Bakan, bakanlık faaliyet raporunda hizmet alanlarına yönelik kariyer uzmanı, mesleki ve ara kademe personel sayısının yetersiz olduğu, çalışanları teşvik edecek sistemin olmadığı, fiziki çalışma ortamının yetersiz olduğu zayıf yönler olarak tanımlanmıştır. Çok doğru tespitler. Ancak bakanlığın bu zayıf yönleri 20 yılda uygulanan AK Parti'nin yanlış politikalarıyla oluştu. Örneğin demiryolları kurumsal kimliğini tükettiniz. Serbestleştirme ile canına okudunuz. Yatırımlar sürüncemede kaldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın raylı sistemler yol teknolojisi mezunları yıllardır atama bekliyor. KPSS'ye birden çok girdiler ama sonuca eremediler. Neden atamalar yapılmıyor? Makinist ve diğer çalışanların özlük hakları iyileştirilmiyor. Sendikaya göre atamalar yapılıyor. Ayrıldığı karayollarının teknik personel alımı için inşaat mühendisleri bekliyorlar. Bu konuda da bir açıklama yapmanızı istiyorlar. Sayın Bakan, yap işlet devlet modeliyle adı Ankara Niğde otoyol olarak tanımlanan ancak karayol levhalarında en az Niğde adının yer aldığı en pahalı ücretli yol üst yapı tamamlamada hizmete açıldı. Dinlenme testleri dahi halen tamamlanmadı. Yol için Ankara Acıkuyu 34 bin araç, Acıkuyu Alayhan 25 bin araç, Alayhan Gölcük 18 bin araç günlük araç geçişi garantisi verildi. Bu yol açıldığından beri ne kadar araç geçti? Geçmeyen araçlar için devlet şirketi ne kadar ödeme yaptı? Sayın Bakan, Niğde Aktaş Lojistik Merkezi projesi 2015 yılında yapılacağı açıklandı. Aktaş istasyonu 5 yolu yeni bir yükleme boşaltma sahası ve lojistik hizmet binası yapılacağı duyuruldu. OBS'ler ve bölgeye üretilen ürünlerin dünyaya daha ve verimli hızlı kolay ulaşacağı söylendi. O günden bu yana hiçbir yatırım yapılmadı. Proje rafta mı kaldı? Niğde Merkez Yüksek Hızlı Tren projesinde yok. Niğde Havaalanı her seçimde söz verildiği halde 2022 programında yok. Niğde Zengen Ulukuşa ve 600 sarı Ankara yolu duble yolu yapılması da yine 2022 programında yok. Niğde'de birden çok riskli yerde alt üst kavşak ihtiyacı var. Özellikle üniversite organize sanayinin bulunduğu bölgede Bor ilçesi içinde Altunhisar kavşak geçişinde böyle bir ihtiyaç devam ediyor. Hala Ketençimen yolu da ne yazık ki bitirilemedi. Bu anlamda Niğde Ulaştırma Bakanlığı'nın üvey evlat olarak gördüğü bölgelerden, illerden biri, yatırımların Niğde'nin de bu konuda yararlanacağı bir noktaya çekilmesini temenni ediyorum. Karayollarındaki çalışanların haklarının da bir an önce verilmesi, bu mağaramda yaşanan mağduriyetin de sona erdirilmesini, özellikle gelecek bütçeye kadar bu konuda hakkaniyetle çözüm bulmasını da temenni ediyor. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bakan, Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri ve değerli milletvekilleri, değerli bürokrat arkadaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütçe ödemelerine bakıldığında ulaştırma projeleri için ayrılan miktarlarda yine önemli afişler var. Bizden toplanan vergilerden ayrılan bu ödenekler iktidarın döviz cinsi üzerinden verdiği trafik garantileri, katkı ödemeleri olarak müteahhitlere ödenecek kira ve hizmet bedelleri için konulmuş. 2022 yılı bütçesinde ulaştırma projeleri için konulan ödenek miktarı 20 milyar 378 milyon TL. Geçen yılın bütçesine ulaştırma projeleri için konulan ödenek miktarı 14,5 milyar TL idi. Burada da yaklaşık 6 milyar TL'lik bir artış gözüküyor. Yap işlet devlet ile yap kirala devlet usulleri genel adı kamu özel işbirliği olan modelin birer üstürü. AKP iktidarı kürsülerde yıllar boyu milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak sloganı tekrarlarken halktan saklanan sözleşmeleri imzalamak üzere müteahhitlik şirketleriyle masaya oturmuş. Kamu özel işbirliği bu yılın ilk 6 ayında 3. Boğaz Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, 3. Havaalanı, Avrasya Tüneli gibi garantili ulaştırma sözleşmelerinde trafik garantileri ve katkı ödemeleri başlığı altında 6 milyar 361 milyon TL ödendi. Hani milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacaktı? Sayıştay, AKP iktidarının
kamu ihalelerini istediği müteahhitlere verme aracı olarak kullandığı kamu ihale kanunun 21B maddesiyle ilgili hukuk dışı uygulamaları ortaya döktü. Sayıştay sadece Ulaştırma Bakanlığı'nın kanuna aykırı 2020 yılında 19.7 milyar ihaleye özel davet ettiği şirketlere verdiği raporu ilan etti. Ulaştırma Bakanlığı kendi halı sahası ile ilgili işi bile pazarlık usulüyle ihaleye vermiş. PES yani PES. Değerli arkadaşlar, AK Parti iktidarının 2020 yılında 12,5 milyar lira vergi ödeyen Hatay'a ayırdığı kamu yatırım ödeneği sadece 408 milyon lira. Yani 30 lira vergi topluyor, Hatay'a sadece 1 lirasını harcıyor. Hatay'ın her seçimde seçim malzemesi olarak kullandığı hem Hatay'ın hem de bölge ekonomisinin canlanması açısından büyük önem arz eden Amanos Tüneli projesine 2021 yılında ayırdığı para ne kadar biliyor musunuz? Sadece 1000 lira. Yani sadece 1000 lira. Hatay'ı 20 yıldır görmezden gelen iktidar bu kadim şehre yol da yapmadı. Hatay ölümlü kaza sayısında 81 il içerisinde 10. sırada. 25 bin kilometre bölünmüş yol yapmakla övünen iktidar Hatay'da 20 yıldır 38 kilometrelik bir yolu bitiremedi. Edirne'den başlayan otoyolu Beren'e kadar getirdiniz ama gerisini getiremediniz. Antakya Altınözü Düble yolu 8 yıldır bir türlü bitirilememiştir. 27 kilometrelik Antakya Samandağ yolu yine yıllardır tamamen bitirilememiştir. Uzun yıllardır yatırım programında alınan Antakya Yayladağ Süreyya hududu bölünmüş yolu 51 kilometrelik yol olup 20 yıllık AKP iktidarı döneminde bitirilemeyen yollardan biridir. 1997 yılında yatırım programında alınan Antakya Reyhanlı Cilvegözü ayrımı bölünmüş yolu bitirilememiştir. Ağır tonajlı araçların geçmesiyle çöken, bozulan Payas 4 yol, E5 karayolunun bakım onarımı yapılamamıştır. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantepleri arasında devam eden hızlı tren demiryolu hattının Hassa ve Kırkan ilçelerimiz üzerinden Hatay ilimize gelmesi konusunda bir adım yol alamadınız. Siz Hataylı'yla yine dalga mı geçiyorsunuz? Diğer taraftan Hatay Havaalanı'nı kullanarak hava yolu ile seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntıları artarak sürmektedir. Yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri yetersizdir. Hatay ilimizin kırsal bölgelerinin büyük bir bölümünde yaşanan internet erişim sıkıntıları halen devam etmektedir. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi İYİ Parti grubundan Sayın Zeki Hakan Sızalı'ya söylüyorum. Süreniz 5 dakikadır. Buyurun. Efendim, Sayın Bakan, Sayın Milletvekilleri, Bakanlığımızın değerli bürokratları, ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2022 bütçemizin bakanlığınıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii bakanlıkla ilgili arkadaşlarımız, plan bütçe üyesi arkadaşlarımız ve milletvekili arkadaşlarımız eleştirilerini getirdiler. Ben geçen dönem 26. dönem Tunceli milletvekiliydim. 26. dönem Tunceli milletvekilliğim döneminde Karayolları Genel Müdürlüğü Tunceli'de gerçekten çok ciddi anlayacak işler yaptılar. Bu işlerle ilgili de karayolları bürokrasisine, teknik elemanlarına ve bakanlığa teşekkür ederim. Tunceli Pertek yolu, Tunceli Nazmiye yolu, Pertek Hozat yolu, Pertek Çemiş Gezek yolu, Hozat Ovacık yolu tamamlandı. Kısmen de şu anda hala devam eden yollar var. Bunlar doğru proje mi? Evet, bunlar doğru proje. Özellikle Tunceli Pertek Elazığ arasındaki yol son derece önemliydi. Ama şu anda şehirde yani Elazığ ve Tunceli'yi birlikte değerlendireceksek acil ihtiyaç olan bir köprüye ihtiyaç var Sayın Bakan. Bu da Pertek Köprüsü. Tunceli Pertek yolu son derece standartları yüksek bir yol yapıldı. Şu anda Karadeniz Elazığ bağlantısı tamamen bu yol güzergahından tercih edilen bir yol haline geldi. Yazın özellikle burada binlerce araç feribotla karşıdan karşıya geçmek için inanılmaz zaman kaybı ve uzun kuyruklarla bir zaman kaybıyla ilgili karşı karşıya. Sayın Bakanım, ben bakanlığınızın aslında bir yanlış uygulamasından öncelik sırasına göre
projelerinizdeki hatadan da bahsetmek istiyorum. Elazığ'da Kömüran Köprüsü. Kömüran Köprüsü bu eski, şu anda faaliyette olan Kömüran Köprüsü değil, 1986 yılında yapılmış. Pardon, 1983 yılında başlamış, 1986 yılında faaliyete geçmiş. Keban Barajı'ndan sonra. Şu anda orada yeniden bir köprü yapıldı. Kömüran Köprüsü yapıldı. Yaklaşık maliyeti şu anda 9 milyon civarında. Mühendislik harikası bir köprü. Ama şu anda bu bölgede acil ihtiyaç olan bir köprü müydü? Şu anda acil olan bir ihtiyaç köprü değildi. Çünkü zaten orada bir köprü vardı. Duble yol vardı, çift şeritli bir yol vardı. Orada bir tünel yapıldı, köprü yapıldı. Zaman olarak 1,5 dakika, zaman trafik akışı ile ilgili 1,5 dakikalık zaman tasarrufu sağladı. Yalnızca 1,5 dakikalık. Bu acil bir köprü değildi. Niye? Zigana geçidi gibi veya iklim koşullarından kaynaklı tünel açılması, köprü yapılması gereken riskli bir alanla değildi. Duble yoldu, çift şeritli yoldu, köprü ile ilgili herhangi bir sorun yoktu. Keşke kaynaklar doğru kullanılabilse. Yani bu köprünün yerine Pertek Köprüsü yapılmış olsaydı. Pertek Köprüsü şu anda acil bir ihtiyaç. Yani Karadeniz'le Doğu'yu birbirine bağlayan inanılmaz şekilde hem nakliye taşımacılığında hem insan taşımacılığında ve insanların seyahatlerinde kullandıkları bir bölge haline geldi. Ve inanılmaz şekilde bir talep var o bölgede. Özellikle Pertek Köprüsü'nün gündeme alınması ile ilgili talebimiz var Sayın Bakanım. Bunu yalnızca Elazığ milletvekili olarak değil, geçmiş dönemde de Tunceli milletvekili olduğum için acil bir ihtiyaç olarak söylüyoruz. Bu yalnızca Elazığ Tunceli ilgilendiren bir yol da değil. Karadeniz'in kuzey güney bağlantı hattını, kuzey ile güney bağlama hattı ile ilgili de inanılmaz zaman tasarrufu sağlayacak ve yolu kısaltacak bir proje. Elazığ'da karayolları ile ilgili bir talebimiz var mı? Genelde Karayolları Bölge Müdürlüğü Elazığ'da çok başarılı bir bürokrasiye sahip. Geçmişten bugüne kadar, yalnızca bu dönemle ilgili değil, bir gelenek, bir kültür oturmuş bölge müdürlüğünde. Yollarımızla ilgili genel bir sorunumuz yok. Yalnızca Baskin ilçemizin yoluyla ilgili bir talebimiz var. Diğer ilçelerimizin yolları, standartları yüksek yollar. Ama Baskin ilçemiz hala eski bir yol ve o yolla ilgili kaza oranı çok yüksek bir yol. Baskin yolunun gündeme alınmasıyla ilgili bir talebimiz var. Sayın Bakanım, ben bu yaz Artvin Yusufeli ilçesine gittim. Ve orada devletin isterse ne yapacağını gördüm. Ve kutluyorum, güzel işler yapılmış. Tüneller, viyadükler, inanılmaz bir yatırım var. Şimdi devlet isterse yapar. Niye yapar? Yani yeter ki o projeyle ilgili gerekçeler, ihtiyaçlar olsun. Şimdi Yusufeli yolu yalnızca Artvin'le kısmen Yusufeli bir ilçeyle il arasındaki bir bağlantı yolu. İnanın oradaki köprülerin, viyadüklerin, tünellerin maliyetinin 1/10 oranında maliyetle Pertek Köprüsü'nü yaparsınız. Peki bu nasıl bir yol? Bu yolda şehirler arası Karadeniz'de Doğu'yu birbirine bağlayan inanılmaz trafik yoğunluğu olan bir yol. Sizden beklentimiz Yusufeli'ne gösterdiğiniz ve verdiğiniz önem doğrudur. Ama aynı önemi ve değeri Pertek Köprüsü için de vermenizi bekliyorum. Pertek Köprüsü hem Tunceli için hem Elazığ için hem Karadeniz için önemli bir güzergahtır. Önemli bir projedir. Bu konuda bakanlığınızın ve Karayolları Genel Müdürlüğünüzün ilgisini bekler. Tekrar konuşmamı bitirken bütçenizin hayırlı olmasını dilerim. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Şimdi iyi bakkar sözlerim. Cahit Bey yine bugün çok cömert. 2 dakikasını Özkan Bey'e devretti. Buyurun lütfen. Evet Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Sayın Bakan, Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak kesinlikle yatırımlara karşı değiliz. Ancak kamu özel işbirliği bu ülkenin geleceğini tehdit eden, geleceğini ipotek altına alan, çocuklarımızın geleceğini ipotek altına alan bir uygulama haline dönüşmüş durumdadır. Genel Başkanımızın geçen yılki bütçe konuşmasında da ifade ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu kamu özel işbirliği projeleri kamulaştırılacaktır. Sayın Bakan, geçen yılki sunumunuzda ve bu yılki sunumunuzda Antalya ile ilgili bir konu var. Antalya'da 19.1 kilometrelik raylı sistem yaptık şeklinde bir açıklamanız var. Sayın Bakan, Expo ile birlikte başlayan ikinci raylı sistem meydandan havaalanı ve Expo alanına devam eden 19.1 kilometrelik raylı sistem. Burası 249 milyon 857 bin TL'lik bir proje bedeli üzerinden 259 milyon TL'ye ihale edilir 2016 yılında. Ve ilave maliyetlerle beraber
145 milyon lira bir ilave, nasıl bir ilave maliyetse 379 milyon liraya mal olur. AKP'li belediye başkanı döneminde yapılmış olan bu protokolle geri ödemesinde kar payı esasına dayalı bir uygulamayla %15 kar payı üzerinden %15 alınacağı taahhüt edilir. Ve bu şekilde, bakın bu şekilde, örneğin 2019 yılı Şubat ayında 35 bin TL, Mart ayında 37 bin TL, Nisan ayında 42 bin TL belediye tarafından bakanlığınıza ödeme yapılır. Ancak belediye, Antalya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtikten sonra siz bu kar payı esası üzerinden alınma uygulamasından vazgeçerek belediyenin genel bütçe vergi gelirleri üzerinden %5 oranında kesinti yapılmasına karar aldınız. Yani şimdi ne oldu derseniz, daha önce aylık 40-50 bin TL olarak geriye ödeme yapılırken aylık 4-5 milyon lira gibi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerinden kesinti yapılmaya başlandı. Sayın Bakan, benim bu konudaki açıklamalarımdan sonra siz bakanlık olarak benim açıklamamı yalanlar bir açıklama yaptınız. Ben dedim ki 379 milyon lira haksız alınan bir para durumundadır ve bu şekilde %5 esasıyla kesilemez dedim. Ancak siz beni yalanlarken şöyle bir açıklama yaptınız Sayın Bakan. Evet, aylık 4 milyon lira üzerinden 100 ay süreyle alınacak. Yani ben 379'a itiraz ederken Sayın Bakan siz yalanlayarak 400 milyon lira olduğunu ifade etmektesiniz. Yani biraz daha itiraz edersek herhalde bunu 450-500 milyon liraya kadar çıkaracağınızdan endişe duymaktayız Sayın Bakan. Bu parayı almaktan vazgeçin Sayın Bakanım. Bakın, madem ki bu kitapçığınıza Antalya'ya hizmet ettik, yatırım yaptık, raylı sistem yaptık diye yazabiliyorsanız bu parayı isteyemezsiniz. İstiyorsanız buraya yazamazsınız. Antalya halkının hizmetine kullanılacak olan 379 milyon sizin paranızda 400 milyon lira bir parayı Antalya Belediyesi'nden kesemezsiniz. Kesecekseniz de ancak ve ancak AKP'li belediyeye nasıl aynı uygulamayı gelir esası üzerinden %15 ile yapıyorsanız aynı şekilde devam edin. Aksi halde Antalya halkının sizden alacağı olur Sayın Bakan. Sizin bu parayı kesmeyle beraber Antalya halkına yapılacak olan hizmetleri önlüyorsunuz Sayın Bakan. Bakın, Antalya halkı 2019'dan bu tarafa, bakın sadece 2019'dan bu tarafa Büyükşehir'den 142 milyon lira para kesilmiş durumda. Bu da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetinin tarafınızdan engellenmesi demektir. Antalya halkının az yatırım alması demektir. Burada PTT Genel Müdürü de vardı sabahki sunumda. Bakın, PTT Genel Müdürü'ne seslenmek istiyorum. Şimdi adli tebligat. Adli tebligatın 100 grama kadar olanı 26 TL'den 35 TL'ye, pardon, 26 TL'ye çıkarılmış durumda. 100 gramı aşarsa da 35 TL. Ya elinsaf Sayın Müdürüm. Hızlı tebligat 52 TL. Yani afaki bir rakam. Bu rakam ne demektir biliyor musunuz? Bakın, bu rakam aslında bireylerin hak arama özgürlüğünün tarafınızdan engellenmesi demektir. Yani bir tebligatın 36 TL olması ne demek Sayın Müdürüm? Yani insanların dava açıp icra takibi yapıp hakkını aramasını neredeyse önlemektesiniz. Buradan bir talebim olacak. Bakın, tebligat kanunu gereğince adresinde bulunamayan borçluların tebliğlerini muhtarlara bırakmaktasınız. Ancak artık ekonomik koşullar o kadar kötü gitmekte ki çok sayıda açılan, özellikle icra takipleri ve açılan davalar nedeniyle adresinde bulunamayan borçluların veya davaların tebligatları muhtarlara bırakılmakta. Muhtarlara gidin şöyle bir bakın. Koli koli tebligat. Bakın, bu husus kanunda yazan bir
kamu görevi olmanın ötesine geçmiş, muhtarlar açısından bir angarya haline dönmüş durumda. Siz şimdi bir taraftan bir tebligat için 26 TL alacaksınız. Adresinde bulunamayan borçlu yönünden veya muhatap yönünden muhtarı angarya vaziyetinde çalıştıracaksınız. Sayın Müdürüm buradan ve Sayın Bakanım buradan size seslenmek istiyorum muhtarlar adına. Muhtarlara bırakılan her tebligat için en az 3 TL olmak üzere muhtarlara buradan ödenek vermek, ücret vermek zorundasınız. Muhtarlar sizin bedava çalışanız değil. Şimdi yine PTT Genel Müdürüne buradan seslenmek istiyorum. Antalya'da PTT kampı diye bilinen Antalya'nın en değerli yeri var Lara'da. Geçen yıl burayı satış listesine koydunuz. Önce varlık fonuna devredildi ve sonrasında satış listesine kondu. Sayın Müdürüm, eğer burası satılırsa Antalya'nın Lara bölgesinin tamamen yok edilmesi demektir. Antalya turizminin mahvedilmesi demektir. Buradan tamamen yetki sizdeyse satış listesinden çıkarın diyorum. Son söz olarak yine PTT ile ilgili söylüyorum. PTT ajantalarında 2016 yılında o dönemin hükümleri gereğince askeri ücret seviyesinde destek veriyordunuz. Ancak 2016'dan bu tarafa bini geçecek ajantaya bu desteğinizi 2016'daki 1300 TL seviyesinde bıraktınız. Bine yakın ajanta bu nedenle mağdur durumda. Bunu ilgili hükümler çerçevesinde asgari ücret seviyesine yükseltin diyorum. Bütçenizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. İlk önce 2022 bütçeniz hayırlı olsun. Özellikle ulaştırma sektöründeki tüm nakliye sektörüne, otobüs, kamyon, taksi, minibüs, bütün şoför arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Sayın Bakan, ilk önce ilimle alakalı bir başlayacağım. Biliyorsunuz, Uşak Hava Limanı'ndan önce ona da geleceğim. Bir çevre yolu yapılmakta. Yalnız süresi maalesef iki kat daha fazla süreye geçmesine rağmen hala bitirilemedi. Bu konuyla alakalı ben yapıcı firmayla görüştüm. Bütçe sıkıntısından dolayı olduğunu özellikle bana belirttiler. Ben buradan sizden ricam çevre yolunun bir an önce yapılmasıyla alakalı bütçenin bir an önce temin edilip çabuklaştırılmasıyla alakalı sizden bu konuda destek bekliyorum. Diğer bir konu, birçok arkadaşımızın da bahsettiği artık dünyanın en popüler havalimanı haline gelen ismi o şekilde oldu. Zafer Havalimanı. Uşak 370 bin nüfuslu, İzmir'e 210 kilometre, Zafer Havalimanı'na 110 kilometre. Bakın, Uşaklı Zafer Havalimanı'na gitmek istemiyor. Uşak'ın kendi öz havalimanı var. Kendi personeli var. İtfaiyesi, bütün uçuş ekipleri, kulesi, kule ekipleri vesaire vesaire, yer ekipleri, her şey hazır. Bir TL'de garantisi yok, bir TL'de borcu yok. Lütfen Uşaklı'ya daha fazla eziyet ettirmeyin. Sizden ricam Sayın Ulaştırma Bakanım, gelin Uşak Havalimanımızı açalım ve de en azından haftada 3 veya 4 gün İstanbul'a ulaşımını sağlayalım diyorum. Bu konuyla alakalı tekrar tekrar sizden tüm Uşaklı vatandaşlarım adına ricada bulunuyorum. Diğer bir konu Sayın Bakan, tabii ki bütçe hepimizin bütçesi. Yalnız yap işlet devret modeliyle hala hatalar devam etmekte. Ben özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü güzel bir köprü olacak, ancak sadece Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi bile, Arefe günlerinde bile en fazla 13 ile 15 bin geçiş vapurlardan yapılıyor. Orada verilen 45 bin geçiş garantisinin imkansız olduğunu ben biliyorum, bunu sizler de biliyorsunuz. 15 euro artı KDV'ye buradan geçirecek olduğumuz insanı bulamayacağız bu adette. Yani burada da tekrar vatandaşın ödediği vergilerin toplandığı hazinemize yine müracaat edeceğiz. Buradan da hatamızı söylemek istiyorum. Sayın Bakan, şimdi birçok vatandaşımız, burada olan arkadaşlarımız bile, belki çalışan birçok arkadaşımız bile İstanbul'a gittiğinde gidecek olduğu adresi bilmediğinden dolayı kesinlikle navigasyonu açıyor. Hangi marka navigasyon olursa olsun veya hangi marka cep telefonu olursa olsun maalesef bunlara sponsorluk veriliyor anlaşılan. Kuzey Marmara yoluna veya Yavuz Sultan Selim veya Osman Gazi Köprüsü'ne yönlendiriliyor.
kesinlikle obligatuar olaraktan yönlendirilip vatandaşımın soyulmasıyla söz konusu. Kendiniz bile deneyebilirsiniz Sayın Bakan. Bakın net söylüyorum. Kendiniz makam aracınızla gittiğinizde açın navigasyonunuzu. İnanın size Kuzey Marmara yoluna ve Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne güzergahın üzerinde ona yönlendirecek. Bunu özellikle belirtiyorum. Deneyin Sayın Bakan. Bakan, Sayın Bakanım, milletimiz soyuluyor bu yapı işlet modeli bu firmalara. Bakın milyarlarca para soyuluyor. Neyse, bakın siz kendiniz deneyin, ondan sonra göreceksiniz. Diğer bir taraftan Sayın Bakan, biliyorsunuz 1 Temmuz'dan itibaren bu çok önemli. Sayın Bakan, burası çok hassas, lütfen rica ediyorum. 1 Temmuz'dan itibaren Türk Cumhuriyetlerine, yani Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan ve de bu 4 ülkeye biliyorsunuz Dozvala dediğimiz geçiş belgemiz yok. Kazakistan geçiş belgesini tüm nakliyeciler adına, uluslararası nakliyeciler adına, bakın 1 Temmuz'dan bu tarafa bir tane kamyon, bir tane aracımız Hopa'dan Sarp sınır kapısından geçmedi. Gönderemiyoruz. Bütün nakliyeciler bunu bana günde defalarca arıyor. Sizden ricam, ihracatımızın daha pozitif hale gelmesi adına, rakamların daha iyi olması adına lütfen Kazakistan hükümetiyle görüşün. Hazar Denizi'ne 2500 dolarlık ek maliyeti karşılattırmayın. Zorla bizim nakliyecilerimize 2500 dolar daha fazla verdirip Hazar Denizi üzerinden deniz yoluyla geçirmek istiyorlar. Bu da özellikle Tacikistan ve Özbekistan nakliyecilerine büyük avantaj sağlayıp bizim Türk firmalarımızın beline büyük kazma vurup maalesef nakliye yapamaz hale geldik Türk Cumhuriyetlerine. Bunu da özellikle tüm nakliyeciler adına sizden talep ediyorum. Sayın Bakan, çok önemli bir konu daha var. Burada çok büyük bir, gerçekten haksız bir kazanç var. Lütfen, normalde konu özellikle Enerji Bakanlığı ilgilendiriyor ama sizin de çünkü direkt ilgilendiren bir şekilde yine uluslararası nakliye yapan, Avrupa'ya açılan 3 büyük kapımız. Hamzabeyli, Kapıkule ve de İpsala kapımız. Buradan biliyorsunuz gümrüksüz alanda ülke dışına giden nakliyecilerimiz mazot almaktadırlar. 900 litre normal araçlar, 1400 litre ise termoking dediğimiz, yani buzdolabı araçlar mazot alabilir. ÖTV'siz, KDV'siz. Ancak şu anda eşel sisteminde ÖTV bittiğinden dolayı sadece KDV'den muaf. Peki ne oluyor buradaki, nedir buradaki rant ve de haksız kaçan, size anlatayım. Buradaki bütün özellikle komisyon, yani plan bütçe komisyonundaki arkadaşlarımıza dikkatine sunuyorum. Bakın bu çok hassas bir konu. Şu anda İpsala, Kapıkule ve Hamzabeyli'deki mazot fiyatları, satış fiyatı ÖTV yok, sadece KDV'siz. 7.57 ile 7.62 arasında. Peki buna artı KDV'ye koyduğumuzda inanın 8.93 ile 8.99 oluyor. Peki şu anda dışarıda herhangi bir akaryakıt istasyonunda mazotun fiyatı ne kadar? Bakın burada Sayın Bakanım, lütfen bakar mısınız? 8.36. Bakın şu anda dışarıdaki herhangi bir akaryakıt firmasında satışı KDV ile birlikte 8.36. Ancak bu KDV'siz satılan gümrükteki, o gümrüksüz alandaki mazot KDV'yi de koyduğumuzda 8.99'a geliyor. Normalde 7.60 değil 7.10 veya 7 olması lazım. 60 kuruşluk litre bazında bir resmen vatandaşımızın, nakliyecimizin soyulması söz konusu. Bundan dolayı sizden gerçekten tüm uluslararası nakliyeciler adına, bakın bütün Avrupa'ya giden araçlarımız bu 3 kapıdan çıkıyor. Bu 3 kapıdan çıkan bütün nakliyecilerimiz afaki derecede soyuluyor. Maalesef bu soyan kişi de AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan. Karacan Enerji Nakliye. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Maalesef. Belgeli konuşuyorum. Eğer belgesizse beni davaya verebilir. Teşekkür ederim. Belgeli konuşuyorum. Belgeli konuşuyorum. İbrahim Bey, belgeli konuşuyorum. Sayın Başkan, Sayın Bakan, saygıdeğer milletvekilleri, kıymetli bürokratlar, sizleri saygıyla selamlıyorum. Kayseri, Orta Anadolu'nun en önemli ticari, sanayi, sağlık merkezlerinden birisi. Orta Anadolu'da Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas gibi illerimizin merkezi konumunda. Ama maalesef Türkiye'nin kalbindeki Kayseri'mizin ulaşımla ilgili çok ciddi sorunları var. Bunların başında da yüksek hızlı tren ve otoyol var. Sayın Bakan, ticari zekasıyla nam salmış Kayseri'miz tam 17 yıldır yüksek hızlı tren masalıyla kandırılıyor. Bakınız, iki cumhurbaşkanı, üç başbakan,
sizin de aranızda bulunduğunuz 9 Ulaştırma Bakanı sayısız milletvekili Kayseri için yüksek hızlı tren sözü verdi. Ben de plan birçok komisyonlarında Ankara'dan yola çıkan kaplumbağa Kayseri'ye ulaştı. Kayseri'ye yüksek hızlı treni ne zaman gelecek diye sordum. Sayın Bakan'ın cevabı proje bitti, ihale aşamasında dedi. Bir sonraki plan bütçe komisyonunda yani 3 Kasım 2017 tarihinde tekrar sordum. Kayseri'ye niçin üvey evlat muamelesi yapıyorsunuz? Kayseri yüksek hızlı trene ne zaman binecek diye. Bakın Sayın Bakan'ın cevabı aynen şöyle. Diyor ki Kayseri hızlı tren projesi kayıtlara girmesi açısından önemli. Proje bitti. Aralık ayı içerisinde yapım ihalesine çıkacağız. 3-3,5 yıl içerisinde de bitirmiş olacağız. Bunu daha önce de söylemiştik. Bir kez daha ifade ediyorum bunu. Yani o günkü Ulaştırma Bakanı'nın söylemine göre Kayseri bugün yüksek hızlı trene binmiş olacak. Siz bakanlık koltuğuna oturunca 21 Ağustos 2020 tarihinde yazılı olarak sonra da yine 19 Kasım 2020 tarihinde de plan bütçe komisyonunda size sordum. Sizin de verdiğiniz cevap paramız yok, dış kaynak bulabilir misiniz diyor. Bakınız bugün de kitapçığımıza bakıyorum. Diyorsunuz ki Kayseri yüksek hızlı tren hattına dahil etmeyi amaçlıyorsunuz diyorsunuz. Şimdi ben desem ki burada Kayseri'yi niçin aldatıyorsunuz? Kayseri'ye niçin yalan söylüyorsunuz? Devleti yönetenler milletine yalan söyler mi dese Sayın Başkan beni oradan uyaracak, temiz bir dil kullanın diyecek ki uyarmaya da başladı. Sayın Başkanım siz benim yerimde olsanız nasıl bir dil kullanırsınız? Bakınız 2019 ayında bakınız Sayın Başkanım size soruyorum. Diyorum ki 2017'nin Aralık ayında ihalesi bitmiş olacaktı diyor. Ama bugün gelinen noktada Kayseri'de alınmaya planlanıyor diyor. Şimdi ben bu Sayın Bakan'a ne söyleyeyim? Yani ne söyleyebilirim? Ya siz benim yerimde olsanız Sayın Başkan ne söylersiniz? Siz söyleyin ben onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Yani sizin söylediğinizi ben Sayın Bakan'a söyleyeyim. Diyor ki Kayseri'yi de almayı düşünüyoruz diyor. Ama bir önceki bakana göre biz 2000 şu an hızlı trene binmiş olacaktık. Yine başka bir problem. Otoyol problemi. Bakın Sayın Genel Başkan Yardımcısına soruluyor Sayın Özaseki'ye. Kayseri ne zaman otoyol gelecek diyor. Sayın Bakan'ın cevabı aynen şu. Kırşehir'e kadar çift yol. Oraya kadar gidin. Sola dönün. Niğde otoyolundan gidin diyor. Sayın Başkan. Şimdi benim nasıl bir dil kullanmamı düşünüyorsunuz? Yine 20 yılda Felahiye'nin Göydere yolunu 20 kilometrelik Göydere yolunu yapamadınız. Bakınız olmayan proje için de belediye başkanı ödül almış. Sayın Başkan. Bakınız bu da yine bakınız Kayseri'de seçim döneminde atılan manşetler Ankara Kayseri arası 1,5 saat olacak diyor. Ne zaman diyor? 2017'de deniliyor. Ama Kayseri'de hala yüksek hızlı tren yok. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar şimdi HDP grubunda Sayın Başkan niye herkese söz vereceğim? Sonra... Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, değerli milletvekili, bakan yardımcıları, değerli bürokratlar, sayın basın mensupları hepiniz sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Tabii ki Ulaştırma Bakanı bütçesi olduğu zaman bütün milletvekillerinin düşüncelerini rahatlıkla söylemelidir. Ben konuşmama başlamadan önce özellikle Sayın Uğur Aydemir'in konuşmaları dikkatle izledim, hiçbir laf atmadım. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi olarak yola, köprüye, yapılan işlere karşı değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki, bu köprünün maliyeti nedir? Nasıl ihale edildi? Bu yolun maliyeti nedir? Nasıl ihale edildi? Bunun devlete, millete, yani hazineye ne kadar yük getirir diye soru soruyoruz. Bu nedenle ben size bir örnek vereyim size. Özellikle 3 Temmuz 2020 yılında benim bölgem Aydın bölgesi olan Denizli Aydın otoyol ihalesi oldu. O dönemde hatırlıyorsunuz Sakarya'da fişek fabrikasının patlaması, baroların ayrışması falan derken o hafta çok yoğun bir meclis vardı. O hafta arasında bu ihale oldu. Sayın Bakan ve Karayolları Genel Müdürü bir açıklama yaptı. Bu işin ve sektörle beraber bu işin 6-7 milyar civarında olduğunu kamuoyunun önünde açıklama yaptılar.
10-15 gün sonra ben özellikle Ulaştırma Bakanı kontrolü olduğum için bu işi takibe aldım. Anlaşmanın sözleşmesini bir şekilde elimize geçti. Anlaşma da şuydu değerli arkadaşlar. 140 kilometre için yıllık 24.455.000 araba geçişi, yılda garanti 91.158.000 euro. Türk lirası değil, euro. Dolar da değil. Çarptım 17 yıl işletme yapacak bu firma. Toplam hazineye yükü 1.549.686.000 euro. Bunu da o dönem yani 3 Temmuz 2020 baktığımda euro 7.70. 7.70. Çarptığımızda değerli arkadaşlar yaklaşık Türk parasıyla 11 milyar 932 milyon yapıyordu. Şimdi yol imzaladılar. Sayın Bakan gelip Denizli'de temelini attı. Şimdi bugün hesap yaptığımda değerli arkadaşlar o gün bakan, sayın genel müdür ve kuruluş müteahhit açıklamasını 6-7 milyar liraya mal olacağı yolunda bahsediyorum. Şu an bugünkü kurda yaptığımızda 20 milyar TL civarında, yani şu an 23 Temmuz 2020 ile bugünkü tarih arasında kur farkı tam 8 milyar TL. Yani bu müteahhit bu yolu bedavaya getirmiş oluyor arkadaşlar. 6-7 milyar liraya mal olan bir yolu bu aradaki bir yıllık kur farkıyla 8 milyar kur farklı hazinede para çıkıyor. Peki bu yolu Aydın halkı kullanacak mı? Birinci soru bu. Bu yolu Aydın halkını ve Türk vatandaşını veya halkın kullanacağı yol mu diyorsunuz? Hayır değerli arkadaşlar. Çünkü neden? Bu yolun maliyeti tam 140 kilometre gittiğinde 70 TL para ödüyorsunuz. Şu anki kur üzerinde bahsediyorum. Ben burada özellikle Aydın milletvekillerine seslenmek istiyorum. AK Parti milletvekillerine seslenmek istiyorum. Karacası, Buharkent, Nazilli, Köşk, Yeni Pazar. Orada oturan Aydın'ın vatandaşlarımız 70 lira verip Aydın merkeze o yolu kullanacaklar mı? Bir. İki. Kullanmayacakları hepimiz biliyoruz değerli arkadaşlar. İki. O yetmiyormuş gibi Türkiye'nin en verimli arazilerde şu an yol geçiyor arkadaşlar. En verimli arazilerde. Örnek diyelim. Yani Sayın Bakan, Avrupa'yı gezmişsinizdir, bu yıllarda beri bu işin içindesiniz. 140 kilometrede 10 tane çıkış olur mu? Size soruyorum. Sadece bir firma para kazansın, 10 çıkış olur mu? 10 kilometrede bir, 15 kilometrede bir çıkış olur mu? Örnek diyelim, Buharkent'in alanı küçük bir ilçemiz. O alanda da değerli arkadaşlar gerçekten küçük bir ovası var ve geçim kaynakları hepsi orada. Ve Buharkent'te yaşayan vatandaşlarımızın hiçbirisi bunu istememesine rağmen zulmederek oraya yine getirdiniz, giriş yaptırdınız. İki, kamulaştırma. Bu çok önemli. Bir dakika size zaman. Özellikle rica ediyorum. Kamulaştırmada bütün vatandaşlarımız isyanda değerli arkadaşlar. Özellikle Karayolu Bölge Müdürlüğü'ne, Genel Müdürlüğü'ne söylüyorum. Burada bir yılda alınan ürün, incir ağacı alınan ürünün parasını ödüyorsunuz. Buna bir an önce çözüm bulun. Teşekkür ederim. Sürekli dile getirdiğim, yazılı soru önergesi verdiğim seçim bölgem Gaziantep'in Nurdağ ilçesindeki D400 karayolunun duble yol yapılmaması sebebiyle yüzlerce canımızı bu yolda yapılan kazalarda yitirdik. Neredeyse her gün yeni bir kaza oluyor ama halen yapılmadı. Eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan ile makamına giderek bizzat görüştüm. Bu yolun bir an önce yapılması beklentimizi söyledim. Ama sonuç alamadık. Halen de alamıyoruz. Bir kez daha buradan sizden rica ediyorum. Sayın Bakan, lütfen bir an önce Nurdağ ölüm yolu olarak bilinen bu yola bir an önce duble yol çalışmasını başlatın. Daha fazla canımızı bu yolda kurban vermeyelim. Sayın Bakan, yine Gaziantep'imizin Kargamış ve Oğuzeli ilçeleri arasındaki yolun dar ve asfaltlanmanın sağlıksız olması da bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir sorunudur. Bu yolun da bir an önce yapılması gerekmektedir. Gaziantep'in organize sanayi bölgesine giden yeni yerleşim merkezi olan Beykent'te trafik ve nüfus yoğunluğunda ciddi bir artış vardır.
Bu bölgede çok fazla trafik kazası meydana gelmektedir. Üst geçit geçit yapılması zorunlu hale gelmiştir. Sayın Bakan, pandemi döneminde motokuryelerin sayıları daha çok arttı ve iş yükleri fazlalaştı. Mobil sipariş uygulamaları da puanlama üzerine çalışmakta ve müşterilerin düşük puan vermemesi için hız konusunda kuryelere baskı uygulanmaktadır. İşletmelerin 30 ya da 40 dakikada servis anlayışlarından kaynaklı paketleri zamanında götürmek için canlarını tehlikeye atan motokuryeler işlerini kaybetmemek adına hayatlarından olmaktadır. İşverenler kuryelerden 5 tane paketin yarım saatte dağıtılmalarını ve günlük ortalama 120 TL yevmiye için 100-150 kilometre yol yapmalarını istiyor. Birçok işveren motokuryelere koruyucu kıyafet ve ekipman sağlamıyor. Motokuryeler her an ölümle burun buruna. Ayrıca koruyucu kıyafetlerde vergi yükü kaldırılmalı ve koruyucu kıyafetlerin temini kolaylaştırılmalıdır. Mesleki yeterlik belgesi dahilinde olan koruyucu kıyafet şartı getirilmeli ve denetlenmelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte bu konuda herhangi bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Bir diğer konu ise HGS ve OGS'lerde otomatik tahsilat yapılmadığında vatandaşlara geçiş ücretlerinin 4-5 katında fahiş cezalar kesilmesidir. Hem fahiş cezalar hem de anında direkt icra davasının açılması vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Gelir hedefini ya da geçiş hedefini tutturamayan köprü ve otoyol işletmecisi şirketler hedeflerini tutturmak için vatandaşlarımızı açtıkları icra davalarıyla almaya çalışmaktadır. Vatandaşlarımız yıllardır geçmediği otoyollara, köprülere vergi öderken 5 şirket de her geçen gün zenginleşmektedir. Teşekkür ederim. Ödüyorum. Şimdi Sayın Müzeyyen Şevkin'e 3 dakika. Toplam borcu ve aylık 20-25 milyon lira taksit ödemesi nedeniyle doğmamış çocukları bile borçlandıran Adana Hafif Raylı Sistemi projesi borcunun artık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı ve eski bakanlar defalarca söz vermesine rağmen sistemin devri ve ikinci etabın tamamlanmasına yönelik Ulaştırma Bakanlığı tarafından neden herhangi bir girişimde bulunulmuyor? Ayrıca hastaneler bölgesi, stadyum, okullar, üniversiteler, yerleşim yerleri gözetilerek hazırlanan fizibilite etütleri teknik ve mali açıdan güncellenerek bakanlığa sunulan ve bakanlıktan onay alan ancak bu kez Cumhurbaşkanlığı'nın onayını bekleyen Akıncılar Üniversite Stadyum 2. etap 11,5 kilometrelik hafif raylı sistem hattına ilişkin akıbeti de sizden öğrenmek istiyoruz Sayın Bakan. Yine Adana için büyük önem taşıyan ve ölüm yolu olarak adlandırılan Adana Karataş yolu, yine Adana Kozan yolu 20 yıldır tamamlanamamaktadır. Bu derin bir acıdır. Adanalılar bu yolların tamamlanmasını bekliyor. Temeli 2013 yılında atılan ve 2016 yılı Mart ayında bitirileceği belirlenen Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda 2021 yılının sonlarında gelinen süreçte tam bir keşmekeş ve Türkiye tarımına, ekonomisine, Adana'ya, Mersin'e 7 yıldır zarar veren bu havalimanını yapmak yerine Adana Şakirpaşa Havalimanı'nı genişletmeyi neden düşünmediniz? Konumu nedeniyle dünyanın stratejik öneme sahip ve kar eden 9 havalimanından biri olan Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın genişletilmesini Adanalılar sizden bekliyor Sayın Bakan. Şakirpaşa Havalimanı genişletme çalışmasıyla ilgili bir plan ya da programınız var mı? Öte yandan yıllardır Adana'nın denize açılan kapıları olan Yumurtalık ve Karataş'ta feribot seferleri için İskenderun, Yumurtalık, Karataş, Mersin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hattında feribot seferleri düzenlenmesini bekliyoruz. Yine Sayın Bakan, Türkiye'de gençlerimiz işsizlikle kıvranırken Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nde atama beklerken uzun süreden beri bu konuda bir adım atılmadı. Mimar, mühendis ve şehir plancıları atama bekliyor Sayın Bakan. Ayrıca otoyollar, köprüler yapmakla övünüyorsunuz ama ne yazık ki en ufak bir yağışta heyelanlarda kağıt gibi ayrılan yollarla karşılaşıyoruz. Tren kazalarında
yaşamlarında yaşanan travmayı yeniden hatırlatmak istiyorum buradan. Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın aileleri hala hukuk mücadelesi veriyor. Dolayısıyla bu tren hatları ve otoyollarda mutlaka jeolojik, jeoteknik etütler yapılmalıdır. Burada jeoloji, jeofizik mühendisleri, inşaat makine mühendisleri ve konunun uzmanlarından oluşan paydaşların çağa uygun ulaşım tekniklerini kullanmak adına buralarda istihdam edilmesi gereklidir. Teşekkür ediyorum. Bütçeler temel mantığı itibariyle devlet gelirlerinin, gelecek bir yılla ilgili devlet gelirlerinin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına meclis tarafından yetki ve izin verilen metinlerdir. Klasik tanımı budur. Dolayısıyla bir yıl içerisinde yürütme organı ve diğer erkler ne kadar para harcayacaklar, idare hangi kaynaklardan ne kadar vergi toplayacak, buna parlamentolar karar verir ve bu kararın oluştuğu doküman belgelerde bütçeyi oluştururlar. Bu nedenle bütçelerde bazı özelliklerin ve müzakerelerde de bazı kuralların olması lazım. Bunların içerisinde en önemlisi bütçelerin şeffaf olmasıdır. Açık, anlaşılır olmasıdır. Bütçesini savunan kurumların, bakanların parlamentoya bütçeyle ilgili bilgileri açık, seçik, net bir şekilde bildirmesi gerekir. Hatta gelirlerin arkasına giderler, giderlerin arkasına gelirler gizleyerek bütçe getirilmez ve bütçeler böyle bir özelliğe sahip olmaz. Yani şeffaftır. Baktığınız zaman nereye ne harcanmış, ne harcanacak, hangi hizmet kaça mal oluyor, kamuya maliyetine, vatandaşa maliyetine, bunlar açık ve net olarak bilinmesi lazım. Ancak beni en fazla üzen konulardan biri, mevcut hükümet gizliliği çok seviyor. Anlaşılmasın istiyor. Bazı gizlediği hususları anlamak için, kamuoyuna mal etmek için uğraşan gazeteciler, politikacılar, aydınlar en ağır şekilde, en ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyorlar. Ama en kötü tarafı, burada bütçeyle ilgili gelen bakanların açık ve net anlaşılır şeyler söylememeleridir. Halbuki burada karar verilecek. Bilgilerin net olması lazım. Onun için bu kamu özel işbirliği işleri çok tartışılıyor, sürekli konuşuluyor ve her sene bununla ilgili pek çok şey söylendiği halde, hatta itham niteliğinde şeyler söylendiği halde ve pek çok soru yöneltildiği halde konunun anlaşılır hale gelmesi için hükümetin, ilgili bakanlığın hiç çaba harcamadığını da net bir şekilde görüyoruz. Yani nedir? Kime hangi ihaleyi kaçtan verdiniz? Bunlar kredileri nereden aldılar? Teminatları devletten midir? Devlet gücünden midir? Sonra yaptıkları masraf nedir? Bu masraflar, yaptığım masrafları denetleniyor mu? Yoksa rastgele bu kadar maliyeti oldu diyor. Ona göre mi işte sözleşme yapıyorsunuz? Bunların hiçbiri belli değil. Bu garantilerin ne anlam ifade ettiğini çözümlemek için bile zaman zaman farklı olayların ve farklı bilgilerin sızmasını beklemek zorunda kalıyoruz. Sonra bu garantiler neden dolar cinsinden veriliyor, döviz cinsinden garanti veriliyor? Milli paramız Türk lirasıdır. Türk lirası cinsinden neden garanti veriliyor? Bu işi yapan müteahhitler, iş adamları krediyi mi döviz cinsinden alıyorlar? Yurt dışından mı alıyorlar, içeriden mi alıyorlar? Veya yaparken kullandıkları malzemelerin büyük bir kısmı dövize dayalı da onun için mi döviz cinsinden garanti veriyorsunuz? Bunların hiçbirine açık net cevap verilmiyor. Ama gördüğümüz olay o ki, emme basma tulumba gibi bu garantili işler memleketi soyup soğana çeviriyor. İşte 2022 bütçesinde 42 milyar
Türk lirası ödeme garantisi var. O da neyle ilgili? Şehir hastaneleri, otoyollar, köprüler ibaret olduğu şey de bu. Bu havaalanlarındaki ödeme garantilerine daha önce havaalanları işletmesinde devletin aldığı şeyler neydi? Bunlar bu işletmecilere devredildiyse bunların miktarı ne? Bunlarla ilgili hiç ayrıntılı bilgi yok. Bütçede de havaalanlarının ödeme garantileriyle ilgili ben bir rakam bulamadım. Bunu nasıl, nereden alacağımızı da bilmiyorum. Şimdi 42 milyar dedik. Bugün kur gelmiş 11 liraya. Bir baktım, yeni bir hesap yaptım. Tam bu 42 milyar Türk lirası 8 milyar arttı. Birkaç hafta içerisinde 8 milyar arttı. 8 lira civarında bir ortalama kur öngörmüşler. Önümüzdeki yıl eğer kur ortalaması 11 olarak kalırsa 8 milyar dolar şehir hastaneleri ve otoyolları ve köprülere daha fazla para ödeyeceğiz. Yani bütçenin rakamları daha şimdiden bozulmuş vaziyettedir. O bakımdan bunların net anlaşılır bir şekilde cevaplandırılması lazım. Yani Sayın Bakan ve bakanlığın bürokratları kendilerinden eminlerse şema halinde, tablolar halinde ne yapıldı, nasıl oldu, kredi nereden alındı, sözleşmeler nedir, bunların garantileri hangi anlama geliyor, bunu net bir şekilde açık, seçik, döküman halinde komisyon üyelerine burada dağıtması lazım. Ama bir ton işte döküman var elimizde, hepsi propagandaya yönelik, bilgilendirmeye yönelik değil. Bu böyle olmaz. Bakın, Osman Gazi Köprüsü 147 lira her geçen otomobilin ödediği para. İki katta galiba hazineden veriliyor. Demek ki 450 lira civarında bir otomobilin geçerken bu yüklenicilere ödediği para miktarı. Böyle mi değil mi? Veya kur attığı için bu söylediklerim de mi küçük kaldı? Bunların açık seçik net olarak bilgilendirilmesi lazım. Yok. Ama 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 13 liraya geçiyorsunuz. Osman Gazi Köprüsü'nden 450 liraya geçiyorsunuz. Verdiğim bilgi böyle değilse açıklayacaklarını zannediyorum. Sonra bu demir yolu yatırımları gerçekten çok pahalı yatırımlar. Son konu olursa sevindim. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılanın yarısı kadar yapılmış henüz. O dönemde milli gelir düşük. Bu düşük milli gelirin %7-8'i civarında vergi toplanmış. Üstelik Osmanlı'nın borçları ödenmiş. Buna rağmen bu 20 yıllık demir yolu yapımının iki katı uzunluğunda demir yolu yapılmış Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Bir de üstelik bir o kadar da yabancılara ait demir yollarını satın almışlar. Yani bu dönemde yapılanın 4 katı demir yolu satın alınanlar ve yapılanlarla birlikte. O kadar düşük kaynaklarla, finansmanla bu kadar iş yapılmışken, ben bazen gazetelerde falan yapılan bir hattın maliyetiyle ilgili haberleri okuyorum. Milyarlarca para. Sayın Şener, bunlar geçti. Evet, şu son cümlemi de söyleyeyim Sayın Başkan. Yani niye şeffaf değilsiniz? Korktuğunuz bir şey mi var? Endişe duyduğunuz bir şey mi var? Şeffaflığın olmadığı yerde hukuksuzluk vardır, kanunsuzluk vardır, yolsuzluk vardır, her türlü şey vardır. Teşekkür ederim. Onun için şeffaflık bekliyoruz üzerinizdeki zanları kaldırmanız için. Karşısındaki listeyi okuyacağım. Burada olana söz verip böyle devam edeceğim. AK Parti'ye gidip geleceğim. Bu şekilde artık. Çünkü başka partilerde kalmadı. Ama CHP'den epeyce arkadaşımız var. AK Parti'de yine var. Gidip geleceğim partiler arasından. Mürsel Alban Bey burada mı acaba? Yok. Ulaş Karasu Bey. Ulaş Bey, süreniz 5 dakika. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bakan, değerli hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama yılan hikayesine dönen Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattıyla başlamak istiyorum.
2008 yılında ihalesi yapılan, 2014 yılında bitirileceği açıklanan hat 13 yıldır bitirilmeyi bekliyor. 2019 yılı Şubat ayında Sivas'a gelen Recep Tayyip Erdoğan, hattın 2019 Ramazan bayramında tamamlanacağını söylemişti. Ama aradan geçen 2 yılda hat açılmadı. Şu anda hattın hangi yıl biteceği, ne zaman açılacağı konusunda net bir tarih verebiliyor musunuz Sayın Bakan? Cumhuriyetin ilk demiryolu projesi olan Ankara-Sivas demiryolu projesi o dönem teknolojisiyle 5 yılda tamamlanmıştır. Kara tren Sivas'a 5 yılda geldi ama hızlı tren 13 yıldır gelemedi. Sayenizde Sivaslılar artık kara tren gecikir belki hiç gelmez türküsünü YET gecikir belki hiç gelmez diye söylüyor. Bakın bu fotoğraf 4 Eylül 2021 tarihinde çekildi. Yıldızeli ilçesinde 25 kilometre mesafedeki köprü burası. Dolguda oluşan çökmelerden dolayı fole kazık ve jet grat yapılıyor. Sayın Bakan, 8 yıl önce yapılmış köprüde ve dolgularda oluşan bu çökmelerin nedeni sıkıştırmaların tam olarak yapılmaması mıdır? 5 metrelik dolgular 3 seferde doldurulup sıkıştırılırsa, standartlara uygun yapılmazsa işin finalinde bu manzarayla karşılaşırız ne yazık ki. Hat açıldığında vatandaşlarımızın can güvenliğine kefil misiniz? Bu işin ilk ihalesi ne alıp yıllardır bir fiyaskoya imza atan firmalara karşı ne tür cezai işlemler uygulandı? Verdiğiniz kitapçıkta yaptığımız projelerin bitiş tarihini yazmışsınız. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının bitiş tarihini neden vermediniz? Sadece Sivaslılar değil, Yozgatlılar da, Kırıkkaleliler de, Ankaralılar da bu hattın hangi tarihte biteceğini merak ediyor. Ayrıca geçen sene hattın %95'inin tamamlandığını söylemiştiniz. Bu sene de Ankara-Kırıkkale arasında %95 hazır olduğunu söylediniz. Yani bakanlık 95 rakamını seviyor ama 100 rakamıyla arası bozuk sanırım. Bir türlü %100 olmadı hat. Hattın maliyeti de ayrı bir bilmece. 9 milyar TL'ye başladık. 2020 Şubat ayında Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz 16 milyar TL olarak açıklamıştı. Sonra şimdi 20 milyar TL'ler konuşulmaya başlandı. Bu işin tam maliyeti nedir Sayın Bakan? Tabii diğer taraftan maliyeti hesaplayamamamız da normal. Dövizin her türlü müteahhitlik maliyetinin zirve yaptığı dönemde YHT'de kara delik gibi bütçeden para tüketmeye devam ediyor. İlerleyen maliyetlerle Ankara-Sivas hattı 3 kez yapılırdı noktasına geleceğiz. Bu da 20 yıllık iktidarınızın eseri olacak. Bir diğer önemli konu ise Sivas'taki yolların durumu. Önce 2 tane geçitten bahsetmek istiyorum. Geminbeli ve yağ donduran tünelleri. Biri 2013 yılında, diğeri ise 2016 yılında başladı. Hala bitirilemedi. 2019 yılında verdiğim son önergesine dönemin bakanı Geminbeli için 2021 sonunda, yağ donduran için de 2020 sonunda bitirilecek demişti. 2020'yi geride bıraktık. 1,5 ay sonra 2021 yılını da geride bırakıyoruz. Tüneller hala bitirilmedi. Sivas-Malatya duble yol çalışması yıllardır devam ediyor. Ödenek olmadığı için bir türlü bitirilemedi. Suşehri Şebin-Karahisar yolu için defalarca ihale yapıldı ama bir sonuç alınamadı. Yol hala bozuk, yol hala güvenli değil. Bu hat Sivas'ın Karadeniz'e, Şebin-Karahisar'ın ise Ankara ve İstanbul'a açılan kapısı durumunda. Deliktaş-Kangal arasında yapılmayı bekleyen bir yolumuz var. Buranın karayolları güzergahına alınması gerekiyor. Bu yol aynı zamanda tarihi İpek yolu ve Sivas-Kangal arasındaki yolu da 6 kilometre kısaltıyor. Altınyayla ve Şarkışla arasında 37 kilometrelik yol ödenek olmadığı için yıllardır tamamlanamıyor. Şarkışla Kaymakamlığı yolun 2019 yılında bitirileceğini açıklamıştı. Ancak aradan geçen 2 yılda da yol tamamlanamadı ne yazık ki. Suşehri İmranlı Karayolu'nun halini görüyorsunuz. Bu karayolları yolu ne yazık ki bu görünen manzara. İki ilçeyi birbirine bağlayan yol böyle mi olmalı? Bu yol ne zaman günümüz koşullarına uygun hale getirilecek? Kitapçığınıza Kovalı Kavşağı'nın fotoğraflarını koymuşsunuz. Siz o yoldan hiç geçtiniz mi? Araçlar virajı alamadıkları için onlarca kaza meydana geliyor. Sizler de bununla ne yazık ki övünüyorsunuz. Odama gittiğimde Altınyayla ilçemizden Bayındır Köyü'nün muhtarı aradı. Köyde 9 tane çocuk var, internet yok. Ne yazık ki Sivas'ın yüzlerce köyünde hala çocuklar internete ulaşamıyorlar. İnternet altyapısı yetersiz, internet kadrosu yetersiz diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.